4 Mayıs 1937 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu, Dersim Tenkil Harekatı'na dair karar adına özel bir kararname çıkardı. Gayet gizlidir mührünü taşıyan bu kararın ardından Dersim'de binlerce kadın, çocuk, yaşlı, genç katledildi. Katliamın ilk yapıldığı yer ise Dersim merkeze 10 kilometre uzaklıkta olan Pah Köprüsü oldu. 3 yıl boyunca devam eden katliamda binlerce Dersimli mağaralarda zehirli gazlarla hayatını kaybetti. Bu mağaralardan bir tanesi de Laç Deresi'nde bulunan Kamera Hasan Mağarası'dır. Yüzlerce insan kemiğine rastlayan yurttaşlar bu kemiklerin kanıt olduğunu belirterek Türkiye'nin tarihiyle yüzleşmesini istediler. Kafatasları bile var. Öyle kalsın. Yani böyle açıkta kalmasın. Şurada hemen bir kazalım, toprak kazalım. Şurayı köşede. Vallahi. Ne diyorsunuz? 4 Mayıs 1937 yılında Ankara'da dönemin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir karar sonrası gelişen bir harekat var. Bu harekatın hedefinde Dersim var. Dersim'de yaşayan insanlar var. Etnik kimliğinden ve inancından dolayı ortadan kaldırılmayı kendilerine hak gören devlet zihniyeti burada büyük bir vahşet yaşatmış bu topraklarda. Biz bu vahşetin hep ağıtlarıyla, ağıtlarını duyarak büyüdük, yetiştik. Bu acıları ağıtlarda duyduğumuz kadarıyla içimizde, yüreklerimizde hissettik. Bugün burada, önünde bulunduğumuz bu mağarada, çünkü demin içindeydik, bir saat boyunca derinlere kadar indik, inebildiğimiz kadar indik. Bu mağarada çok büyük bir vahşet yaşanmış, özellikle çocuklar ve kadınlar buraya sığınmış. Burada hayatlarını kurtarmak için özellikle bu civar köylerde yaşayan Demanan aşiretine bağlı kadınlar ve çocukların sığındığı bir mağara. Ancak buraya yetişemeyen fazlasıyla çok insan olmuş. Kadınlar, genç kızlar, birazdan göreceğimiz üzere bu uçurumlardan el ele tutuşarak kendilerini aşağı atmışlardır. Sözlerim kibayetsiz kaldığı bir yer. Buraya geldiğinizde zaten burada yaşanan katliamın, vahşetin bütün boyutlarıyla hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz. İnsan kemikleriyle dolu her taraf. Bu kemikler hala duruyor. İnsanın dişleri falan hala canlı duruyor. Mağarada sanıyorum ki bir şekilde bugüne kadar korunmuş. Aradan 70'in üzerinde yıl geçmiş. Ancak işte çocuklara ait kafataslarını gördük.
bayağı bir indik aşağılara. Aşağı daha da yenilebilinirdi. Kim bilir daha da aşağılarda ne kadar çok insan kemiği var. Burada da hani toplamaya kalkırsanız torbalar dolusu kemik bulursunuz. Bu kemikler bu ülkeyi yöneten zihniyetin utancıdır. Dolayısıyla burada büyük bir insanlık dramı yaşanmış. Hala bu dram karşısında adım atmayan ve bu gerçekle yüzleşmekte imtina eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Yeni bir süreç yaşadığımız ortada. Dersim evet, bu özellikle son 30 yıllık savaş sürecinde çok ağır tahribatlar alan bir coğrafya, bir bölge. İnsanlarımız 37 ve 38 katliamından sonra burada son derece büyük acılar yaşamıştır. Eğer kalıcı bir barıştan söz edebileceksek, gerçekten bir yüzleşmeden söz edilebilecekse mutlaka Dersim'in bu utanç mağaralarıyla yüzleşilmesi gerekiyor. Burada katledilen insanlarımızın bu kemikleriyle gelip yüzleşmeleri gerekiyor. Ve Dersim halkının, Dersim insanının beklentilerinin ciddiye alınıp somut adımlar atılması gerekiyor. Bu adımlar nedir? Evet, burada bir soykırım yaşanmıştır ama bu soykırım devam etmiştir. Dersim'in kültürü, dili üzerinde ciddi bir asimilasyon politikası yürütülmüştür. Ne yazık ki hala bunda ısrar ediliyor. Hala Dersim insanının katledildiği ve adına Tunç Eli Operasyonu dedikleri bu isimle bu kent anılmaya devam ediyor. Dolayısıyla bizim öncelikli talebimiz, özellikle hükümetten yani en büyük, en öncelikli talebimiz, bir an önce Dersim isminin iade edilmesi ve bu mağaraların özellikle bir an önce korumaya alınması son derece önemlidir. Burada bir insanlık dramı yaşanmışsa, dünyanın neresinde olursa olsun bunun bir dram olduğunu kabul ediyorsak, bir vahşet olduğunu kabul ediyorsak, mutlaka burada bu mağaraların bir an önce korumaya alınması ve insanların ziyaretine açılması. Çünkü burası mezarlıktır. Yani neresine elinizi atarsanız elinize bir kemik gelir. İnsan kemiğini karşılaşırsınız. Bunun mutlaka dikkate alınması gerekir diye düşünüyorum. 4 Mayıs yıl dönümü nedeniyle özellikle Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerlerinin bir an önce belirtilmesi lazım. Çünkü bunların gömüldükleri bir yer var. Muhtemelen idam edildikten sonra götürüp gömüldükleri yerin hala bilinmemesi bu anlamda aslında devletin özellikle Dersim söz konusu olduğunda izlemiş olduğu o inkarcı politikalarının ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu böyle bir gerçekle bizi karşı karşıya bırakıyor. Bunun aşılması lazım. Barıştan ve yüzleşmeden söz edileceksek, dediğim gibi bu gerçeklerle yüzleşilmesi gerekiyor. Evet, her taraf uçurumlar, dört tarafı uçurumlarla dolu bu vadide. Laç Deresi, Laç Vadisi'nde yüzlerce insanımız kurşunlanarak katledilmiştir. Mağaralarda işte canlı zehirlenerek insanlar, hani onların deyimiyle fareler gibi insanlarımız zehirledik diyorlar. Doğrudur. Ona tanık olduk. Söyleyecek çok şey var ama ben tabii ki son derece öfkeliyim, öfkelendiğim bütün bu yaşadıklarımız, gördüklerimiz karşısında ne söyleyeceğini de fazlasıyla insan bilemiyor. Tabii uçurumları gördük. Uçurumlarda o gerçekten insanlarımızın, büyüklerimizin, dedelerimizin anlattıkları bize, genç kızlar askerlerin eline geçmemek için toplu olarak el ele tutuşup kendilerini nasıl aşağısa bıraktıklarını anlatıyorlardı. Şimdi bu vadide onu gördük. Bir kez daha o yılları, o anları canlı olarak hani hissettik ve yaşadık gibi. Gözlerimizin önünde canlandı. İnsanların, mağaraların derinliğine indikçe sanki böyle çocuk sesleri, çığlıkları duyar gibi oluyor insan. Bir felaket. Dersim tarihi bir felaketler tarihidir. Bu felaketler tarihiyle hala yüzleşmekte imtina eden zihniyetleri lanetliyorum bir kez daha burada. Burada birinci derecede sorumlu olan Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin hala bu gerçekle yüzleşmekten kaçınması çok kabul edilecek bir şey değildir. CHP zihniyeti soykırımcı bir zihniyettir, katliamcı bir zihniyettir. CHP'ye destek veren Dersimlerin bir kere daha oturup düşünmesi lazım. 76. yıl dönümünde bu mağaraya gelip bu mağaradaki bu kemiklerle yüzleşip ondan sonra nasıl bir partiye, nasıl bir zihniyete destek sunduğumuzu görmeleri gerekir. Ben özellikle hemşerilerimizden bunu istiyorum ve bugün solculuk adına, demokratlık adına CHP'de yer aldığını söyleyen siyasetçilerin de büyük bir utanmazlığıyla karşı karşıya
yaşayız. Çünkü bu mağara aslında onları da ayıplayan bir gerçektir. Ve CHP gibi bir zihniyeti, böyle bir katliamı, böyle bir vahşeti bu topraklarda yaşatan bir zihniyetle kucak kucağı olan insanların ondan sonra kalkıp Dersim'in adını diline almaları ve Dersim katliamından, tarihinden, kültüründen söz etmeleri bambaşka bir trajediyi anlatıyor. Bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Böyle bir barbarlık, böyle bir vahşet tarihi burada canlı olarak duruyor. Ben burada kaybettiğimiz bütün insanlarımızı, kadınlarımızı, Dersimli çocukları, ecdadımızı, büyüklerimizi, herkesi saygıyla andığımı ifade etmek istiyorum. Dilerim bu gerçekle bir an önce yüzleşilir ve hiç olmazsa onların ruhunu burada gömülü olan, canlı canlı gömülen yüzlerce Dersimli kadının, çocuğun, hiç olmazsa bu kemiklerini sızlatmamış oluruz. Ben bunu ifade etmek istiyorum. Bu bizim tarihimizdir. Dolayısıyla biz kendi tarihimize sahip çıkmasak herhalde tarih önünde en büyük suçu da kendimiz işlemiş olduğumuzu belirtmekte yarar görüyorum. Arkadaşlar, çubuk alın, aşağı iniyoruz aynı yere. Sumla güzel. Buraya. Orada bir şey var mı? Çene altı. Onu aldın mı? Tamam. Bak şurada. Tamam. Burası tamam. Hepte ne var? Çok mu var? Ekrana bak. Ha? Ekrana bak. Ne var orada? Şey bu bacak falan kemikleri var ya. Hani? Of. Evet. Tamam, şey yapalım burada bir şeyler. Bu mağaraya sığınan çoluğu çocuk, kadın, yüzlerce insan zehirli gazlarla katledildiği bir gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuz bir andayız şimdi. Bir sürü insanlara ait bir sürü kemik bulduk. Burada çocuklar, kadınlara, özellikle çocuklara ait çok fazla kemik var. Adeta burası tam bir mezarlık. Laş Deresi deyince bu mağara zaten akla geliyor. Dolayısıyla bu mağaraya sığınan yüzlerce Dersimli'nin hayatını kaybettiği, bir şekilde katledildiğini söylemeliyim. Ve bu mağaraya sanıyorum ki ilk kez, bugün ilk kez gelmiş olduk. 4 Mayıs Dersim soykırımı yıl dönümü nedeniyle böyle bir şey yapmak, mağaraya bir ziyarette bulmak, bunun gerekli olduğuna inandık ve arkadaşlarımızla birlikte böyle bir gezi çıktık. 6 saat sürdü buraya varmamız. Çok zor koşullarda buraya gelebildiğimizi söylemeliyim. Ve mağaraya girdik ama
Sanıyorum bir 50-60 metre kadar derine inmiş durumdayız. Laç Deresi'ndeki insan kemikleriyle dolu bu mağaranın 70 metre derinliğine inmiş durumdayız. Hala derinlik devam ediyor. Derinlere indikçe insanlara ait kemiklerin şeyi de artıyor. Çünkü muhtemelen yukarıdan daha doğrusu kurtulmak adına daha da derinlere doğru inilmiş ve derinlere inildikçe de burada bir şekilde zehirlenerek katledilmiş. Ben arkadaşlarla birlikte topladığımız kemikleri hepsini torbalığa, iki torba dolusu kemiği yukarı çıkardık. İnsanlara ait bu kemikleri. Tabi bu kemiklerden de anlaşılıyor ki çoğu çocuk ve çocuklar burada bir şekilde yüzlerce çocuk hayatını kaybetmiştir. Evet, Dersim soykırımını belki de 79 yıl aradan sonra ilk kez böylesine trajik bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söylemeliyim. Yıllarca hep bu mağaralardan söz edildi ama burası elbette Dersim'de insanların en çok fazla insanın katledildiği bir mağara. Derin uçurumlarla çevrili bir mekan. Buraya sığınmışlar hayatlarını kurtarmak için ancak tabii buraya kadar gelinmiş ve bu mağaraya zehirli gazlar atılarak ve top ateşleriyle yüzlerce insan bir şekilde katledilmişti. Çok zor. Bunları anlatırken çok zorlanıyorum. Çünkü burada buraya girdiğinizde o anı adeta yaşıyorsunuz. İnsan kemikleri, çocukların kemikleri arasında böyle bir duygu insanı gerçekten ta o yıllara götürüyor ve o yılları adeta yaşıyoruz şimdi arkadaşlarımızla birlikte. Geliyorum. Burada bir tane mermi. He, ben gördüm onu. Mermi buldu. Bir bakayım abi şöyle. Şurayı tutun abi. Of, şuraya bak. Ama öyle yürüyemez ki. Yürüyorum ben. Ya poşet isteyeyim mi? Bir poşet varsa. Neyse ben çıkarım herhalde bunu. Öyle mi? Çıkar çıkar dur. Tamam Ferhat abi. Hadi dur. Geliyorum. Gel. Kemal abi bir poşet getirsin. Getirsin mi? He. Artık geçti. Buradan sonra zaten çok sıkıyor. Evet. Bundan sonra biraz iyi gidiyor. Nihayet çıkabildik. Sanıyorum bir 70 metre kadar aşağı inmiş olduk. 70 metre derinlikte bulduğumuz yüzlerce kemik var. Bunlardan iki torba dolusu. Bunları bu yakın yerde bulduğum kemikler. Dolayısıyla daha derinlere indikçe tam bir mezarlık, doğru canlı mezar, kemiklerle dolu bir mezarlık. Bu mağaranın durumu böyle. Yıllar sonra sanıyorum buraya hiç gelinmemiş ve ilk kez geliniyor ve ilk kez karşılaştığımız manzara bu 1937-38 soykırımında bugüne kalan kadınlara, çocuklara ait, insanlarımıza ait yüzlerce, binlerce kemik.
Çetiri, sana zaten düzgün ayırır. Çetir, çetir. Biz 6 arkadaşla beraber yola çıktık. Beni 26 yıl önce amcam getirmişti buraya. Burayı görmüştüm ve şimdi de 6 arkadaşla beraber yola çıktık. Çok zorlu bir, yorucu bir yolla buraya ulaştık. Yani burada insanım diyenin yüreği parçalanır. Ufak çocuk kemikleri, çocuk kafatasları çok zor durum. Zor tuttuk kendimizi yani. İşte, fareler gibi mağaralarda zehirledik diyorlar. İşte gelsinler görsünler, geçmişiyle yüzleşsinler. Ne kadar acı, ne kadar zor zulüm yaptıklarını görsünler. Önünde bulunduğumuz mağara aslında Dersim soykırımının canlı yaşandığı yerlerden biri. İnsanlık vicdanının utanması gereken noktalardan biri. Bugüne kadar Dersim'le ilgili gelişmeler noktasında suskun kalan veya üstünü örtmeye çalışanlara aslında bir anlamıyla da canlı bir yanıt. Bu mağarada yüzlerce Dersimlinin kapatılarak askerler tarafından kuşatılıp son anına kadar çatıştıktan sonra ise zehirli gazlarla katledildiğini biliyoruz. Öyle anlatılıyordu büyüklerimiz tarafından. Şimdi artık bu gerçeklikleri görmeden, Dersim soykırımıyla yüzleşmeden bu devletin, bu toplumun bir geleceğinin olması mümkün değildir. Dersim soykırımıyla yüzleşme bu toplumun geleceğidir. Dersimler bu noktada daha duyarlı olmalı. Soykırımların yaşandığı noktaların açığa çıkarılması, soykırımlarla ilgili anlatımların yazılı hale getirilmesi, belgelenmesi ve bununla ilgili hem toplumsal mücadele yürütülmesi hem de hukuksal mücadele yürütülmesi noktasında Dersimlerin dışında kimse bu işe öncülük edemez. Dolayısıyla Dersimler kendi acılarına herkesten daha fazla sahip çıkmak zorunda. Dersimlilerin soykırımı görmezden gelen, yok sayan, hatta meclisteki milletvekilleri tarafından soykırımı meşru görmeye çalışan zihniyetle de yüzleşmesi gerekiyor. Hatırlarsanız Ünönü'nün torunu ne olmuş? Dersimler uygarlaşmış gibi gerçekten çok çirkin, ucube bir laf etmişti. Yine Onur Öğmenler'in daha sonrasındaki CHP milletvekillerinin yaptığı açıklamalar aslında utanılması gereken noktaydı. Dersimlilerin bunları bu noktalara getirip vicdanlarıyla baş başa bırakması, eğer birazcık ar duygusu taşıyorlarsa buradan o lafları söylemesini de sağlaması gerekiyor. Ama öncelikli olarak da Dersimlilerin bu işte bir hesap sorma anlayışının da geliştirmesi gerekiyor. Dersim soykırımını meşrulaştıran, Dersim soykırımını kendileri açısından modernleşme hareketi olarak gören zihniyete Dersim'de anlamlı bir cevap vermek gerekiyor. Dersim soykırımını gerçekleştirenler gelip Dersim'de rahatça dolaşabiliyorsa aslında bu Dersimlilerin başta utanması gereken bir nokta olarak düşünmek gerekiyor. Soykırımın arifesindeyiz. 4 Mayıs yaklaşıyor. Bu 4 Mayıs'ta aslında bu mağaranın önünde bu açıklamaları yapmak bile yüreğimizi kabartıyor, yüreğimizi burkuyor. Yaşadığımız acıyı tekrardan daha fazla hissetmemize sebep oluyor. Ama bu da belki de Dersimlilerin trajedisidir. Bugüne kadar acılarıyla yaşayan bir toplumdu, travmalarıyla yaşayan bir toplumdu. Ama bundan sonra geleceğini travmalar üzerinden kurmaması gerekiyor.
kendisine eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir gelecek kurabilmenin yolu da öncelikle Dersim soykırımından yüzleşmekten geçiyor.